Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde şu şekilde duada bulunuyor. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellirne Ramazan. Ya Rabbi Recep Şaban ayını bizlere hayırlı ve mübarek kıl. Bizleri hayırlısıyla Ramazan ayına kavuştur. Ömrümüzden Recep ayı geçti, Şaban ayı geçti. Bu mübarek ayların içinde Regaib gecesi vardı. Ondan sonra Miraç gecesi vardı. Şaban'ın 15. günü Beraat gecesi vardı. Bugün de Cenab-ı Hak nasip müyesser eyledi. İlk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü de cehennemden azat olan mübarek Ramazan ayının ikinci günündeyiz. Büyüklerimiz bu 3 ayları şu şekilde bize tarif ediyor. Diyor ki Recep ayı ağacın yapraklı olduğu ay, Şaban ayı ağacın meyveli olduğu ay, Ramazan ayı ise ağacın meyvesinin toplandığı ay. Bu ay öyle bir aydır. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretleri Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettakun. Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı, günahlardan korunasınız diye. Oruç öyle bir ibadettir ki bizi bütün kötülüklerden, kötü olan şeylerden koruyan bir ibadettir. İnsanın şeytani ve nefsani duygularını durduran en büyük ibadet oruçtur. İnsan aç kalmakla, susuz kalmakla, ekmeğin ne büyük bir nimet olduğunu, suyun ne büyük bir nimet olduğunu oruçla anlıyor. İnsan tok olduğu zaman insanın şeytani ve nefsani duyguları kabarır. İnsan der ki var mı benim gibisi? Aç olduğu zaman şefkati, merhameti artar, acıma duygusu artar ve insan insanlığını anlar. Nimetin, ne ekmeğin ne büyük bir nimet olduğunu, suyun ne büyük bir nimet olduğunu oruçla, aç kalmakla bunu anlar. İşte yememek, içmemekle arınıyoruz, temizleniyoruz. Nefsimizin o isteklerine, arzularına fren vurmakla insanlığımızı ve insanı anlıyoruz. O şekilde Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında gündüz oruç tutup, gece de bu aya has bir namaz var. Teravih namazını kılıp, seher vaktinde sahura kalkıp dua edip tövbe istiğfar içine girenler için Hazreti Peygamber'in işte şöyle bir müjdesi var. Kim Ramazan ayının hayrına, bereketine iman eder, bu imanla oruç tutarsa Cenab-ı Allah onun geçmiş günahlarını affeder. Kadir gecesi öyle bir gecedir ki 1000 aya bedeldir. O gece 1000 aya bedeldir. Bu 1000 ayın hesabını yapmışlar. 1000 ay ne kadar yapar? Diyor 1000 ay 83 yıl 4 ay yapar. Bu Cenab-ı Hakk'ın ümmeti Muhammed'e bir lütfudur. Ümmeti Muhammed'e bir ihsanidir. Ömrümüzü gaflet içinde geçirdiysek bile tövbe istiğfar içine girip işte 60 yaşındayım, 60 Ramazan, 60 bayram geçti. Geçen sene bu zamanlar aramızda olup da bu sene aramızda olmayan bir sürü tanıdıklarımız, akrabalarımız, yakınlarımız var, komşularımız var. Onlar vefat edip gitmiş. İşte belki de bu sene de bizim ömrümüzün son Ramazanıdır. Dolayısıyla tövbe istiğfar içine girip bu mübarek gün ve gecelerde elimizi Rabbimize açıp duada bulunursak inşallah bu ayın hayrından, bereketinden, mağfiretinden istifade eden kullardan oluruz. Bu ay yardım ayıdır, bu ay şefkat ayıdır, bu ay merhamet ayıdır, bu ay diyor oruçluyu iftar etme ayıdır. Evet, bir hastalıkla karşı karşıyayız. Cenab-ı Hak bu koronavirüs hastalığını üzerimizden kaldırsın. Tabii biz iftar sofraları kuramayacağız ama iftar paketleri hazırlayıp akrabalarımıza, fakirlerimize, komşularımıza, yakınlarımıza
bu hediyeleri gönderme imkanımız varsa gönderelim. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ay diyor bir oruçluyu iftar ettiren bir oruçlunun hayrı kadar hayır kazanır. İftar paketlerini gönderip o ihtiyaç sahiplerini sevindirirse inşallah bir oruçluyu iftar yapmış gibi hayır kazanırız. Bugün elhamdülillah çeşit çeşit yemekler yiyoruz, çeşit çeşit meşrubatlar içiyoruz. Akşam iftar soframızda çeşit çeşit yemekler var. Bu yemekleri yerken bu yemekleri bulamayanları hatırlamamız lazım. Sahabe-i kiram, ya Resulallah evde bir oruçluyu iftar ettirecek kadar imkana sahip değiliz. Bir oruçluyu çok iftar ettirmek istiyoruz ama bir maddi imkana sahip değiliz dediği zaman Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz o sahabesine şöyle buyuruyor. Bir yudum su ile de olsa, bir yudum süt ile de olsa mutlaka bir oruçluyu iftar ettirin. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadise şeriflerinde İza ca Ramazan futihat ebvabul cenne ve gullikat ebvabun nar ve suffideti şeyatin buyuruyor ki Ramazan ayı geldiği zaman cennet kapısı açılır, cehennem kapısı kapanır, azgın şeytan kösteklenir, bağlanır. Evet, bu öyle bir aydır. İnanan müminler için cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapısının kapandığı, azgın şeytanın kösteklenip bağlandığı mübarek bir aydır inananlar için. Tabi elimizden geldiği kadar bu ayın gündüzlerini oruçlu, gecelerini de teravih namazını kılarak artık bu sene maalesef hüzünlüyüz, üzgünüz. Camilerimiz kapalı, ondan sonra cumalarımız yok, teravih namazı cemaat bir şekilde camilerde kılamıyoruz. Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram da bu sene kapalı. İslam aleminin kıblesi olan Beytullah, Mescid-i Haram kapalıdır. Dua edelim Cenab-ı Hak kısa bir zaman içinde bu hastalığı, bu musibeti üzerimizden kaldırsın. Rahat bir şekilde camilerimizde cumalarımızı, namazlarımızı, teravihlerimizi kılmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bunun için dua edelim. Tabi teravih namazlarını camide cemaatle kılamıyoruz ama evlerimizi mescitlere dönüştüreceğiz. Evlerimizde ezan-ı Muhammediye'yi evde okuyacağız. Ondan sonra 5 vakit ezanlarımız minarelerimizde okunuyor. Selalarımız okunuyor. Gerekli ilanlar ve duyurular o minarelerden yapılıyor. Ama yine evde mutlaka çocuklarımız, o küçük çocuklar ezanı duysun diye evde de ezan okuyalım, cemaat namaz kılalım, teravih namazlarımızı cemaatle kılalım. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Nevviru menazilekum bisselati ve kıraatil Kur'ani. Evlerinizi namaz kılmakla, Kur'an okumakla nurlandırın. Bu sene teravih namazlarını inşallah evde hanımımızla, kızımızla, oğlanımızla, çocuklarımızla birlikte inşallah teravih namazını kılacağız. Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Salatü selamlar getireceğiz inşallahu teala. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e indirilmeye başlandığı mübarek Kur'an'ın nazil olduğu aydır bu mübarek Ramazan ayı. Onun için gece gündüz durmadan o ilahi kelami okuyup onun manasını öğrenip ona göre amel etmeye çalışabilirsek ne mutlu bize. O zaman inşallah biz Ramazan'ın hayrından, bereketinden istifade edenlerden olup Ramazan'ın affına nail olanlardan oluruz. İnsanın kalbini ne nurlandırır ya Resulallah? Hazreti Peygamber buyuruyor. Kalbin pasını kıraatil Kur'an, Kur'an okumak ve zikrul mevt, ölümü çok hatırlamak.
Ölümü unutmayalım. Mutlaka bu dünyada bir misafirhanedeyiz. Bir bekleme salonundayız. Zamanımız gelecek. Biz bu fani alemden ebedi aleme gideceğiz. Ve dünya hayatında yapmış olduğumuz işlerin de hesabını vermek üzere mahşer meydanında toplanacağız. İnşallah bu imanla, bu inançla Kur'an-ı Kerimleri okuyacak, selatu selamları getireceğiz. Tabii bu yıl biraz değişik bir Ramazan oldu. Gerçekten şu ana kadar belki de dünyanın her tarafını bir anda saran böyle bir hastalıkla ilk olarak karşılaşıyoruz. Dünya bu hastalıkla mücadele ediyor. Bu koronavirüsle mücadele ediyor. Dolayısıyla evde kalalım. Bunun tedbirini güzel bir şekilde alalım. İzolasyonu güzel bir şekilde sağlayalım. Dışarıya zarar vermeyelim. Kimseyi, bizim hastalığımızın kimseye bulaşmaması için elimizden geldiği kadar gayret ve çaba sarf edelim. Evde kalalım ki hastalıkla bir an evvel erken bir zamanda mücadele edip bu hastalıktan kurtulmak için evde kalalım. Dolayısıyla evdeyiz. Bu yıl Diyanet TV'mizin çok güzel programları var. Gerçekten Diyanet TV'de işte programın bir adı Kur'an'ı öğreniyorum. Diğer bir program efendim Diyanet'e soralım. 30 cüz 30 hafız. Dolayısıyla bereket vakti. Ondan sonra her gün saat gece 24'te bir hatim başlangıcı var. Kur'an-ı Kerim bir cüz okunuyor. Ayrıca gündüzün sabah namazında saat 4.30'da yine Diyanet TV'de ikinci hatim programı var. Üçüncü hatim programı da saat 15'tedir. Saat 24'te, 4.30'da, 15'te mukabeleler okunuyor. Evden o mukabeleleri canlı olarak seyredebiliriz. Yine Diyanet TV'de sahur programlarımız var, iftar programlarımız var. 4-6 yaş grubu çocuklar için çok güzel hazırlanan programlar var. Kadın, aile ve bu gibi yine güzel programlar vardır. O şekilde inşallah bu programları Diyanet TV'de seyredeceğiz. Bu musibetlerin bizim başımıza gelişinin sebepleri vardır. Dolayısıyla bu sebepleri güzel bir şekilde araştıralım. Anne babamızın hatrını, gönlünü soralım bu mübarek Ramazan ayında. Akrabalarımızla tabii belki bu hastalık dolayısıyla görüşme imkanımız olamaz yüz yüze, ama telefonla akrabalarımızın halini, hatrını soralım. Komşularımızın hatrını, gönlünü soralım. Hastalarımızı telefonla sormaya çalışalım. Yetimi, öksüzü, fakiri, kimsesizi iftar paketleriyle sevindirmeye çalışalım. Elimizden geldiği kadar gecesini, gündüzünü çok güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışalım. Cenab-ı Hak bu mübarek Ramazan ayı hürmetine cümlemizi affeylesin. Cümlemizin kusurlarını mağfiret eylesin. Ramazanın hayrından, bereketinden istifade eden kullarından eylesin. Cenab-ı Hak Bitlisimizi her türlü felaket ve musibetlerden, hastalıklardan muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak milletimizi, memleketimizi her türlü hastalıklardan, felaketlerden, musibetlerden muhafaza buyursun. İnsanlığı bu hastalıktan kurtarsın diye duada bulunuyor. İnşallah güzel bir şekilde mücadele edip bu mücadelenin neticesinde 24 Mayıs bayramdır. İnşallah hastalığı da yenerek çifte bayram yapmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip müyesser eylesin. Elimizden geldiği kadar yardım çalışması içindeyiz. Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte çalışıyoruz. İnşallah bizim de desteklerimiz oradadır. Hep birlikte biz bize Türkiye olarak yeteriz çağrısı neticesinde hepimiz birleştik, bütünleştik. Bütün Diyanet Vakfı olarak Vefa Sosyal Destek Grubu şemsiyesi altında müftülükler olarak valiliğimizin emirleri doğrultusunda o yardım kampanyası içindeyiz.
Hocalarımız da, imamlarımız da günde 5 vakit ezan-ı Muhammediye okuyor. Camilerimiz ezanlarıyla açıktır. Ayrıca selalarımız, dualarımız yapılıyor. Bunun dışında Vefa Sosyal Destek Grubu içinde de hocalarımız mahallede, köyde aktif bir durumdadır. Efendim mahallelilerin ve köylülerimizin ihtiyaçları için hocalarımız ellerinden gelen gayret ve çabayı sarf ediyor.